Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Fransa oynayacağız. Evet, 1444 yılında Fransa'nın böyle bir sınırı varmış. Aynı zamanda vasalları olduğu için aslında şöyle bir sınırımız var. Yani Fransız modern anakarasının hemen hemen %75'ine falan sahipmiş o zaman da. Şu anki modern Fransa'nın da işte şuralar var. Şöyle sınırları bu şekilde yani. Hemen hemen modern Fransa ile aynı sınırlar. E tabi kolonici bir ülke aslında Fransa, bildiğiniz üzere. Afrika kısmında önemli bir güce sahip oluyor kolonicilik çağı başladığı zaman. Bakalım biz Fransa'yla nasıl oynayacağız? Neler yapacağız? Hadi o zaman estate'lere geçelim. Evet, estate'lerde şunu fark edeceksiniz. Bu Fransa'ya özel bir özellik. Bunu kapatamıyorsunuz. Böyle kalacak bu. Gördüğünüz gibi nobility'lerin influence'leri, yani ülkedeki etkileri biraz fazla. O yüzden size tavsiyem, burada çok fazla nobility'lere tolerans tanımayın. Etkilerini daha fazla yükseltecek şeyler yapmayın. Buradan sadece integration policy'yi alın. Bir de şu manpower modifier veren zımbırtıyı alsanız yeterli olacaktır. Zaten %80'e kadar çıktı bile. Military Advisor Cost almayacağım. Bunu da alırsam %90'a çıkıyor. Sıkıntı. Ondan sonra ülkede disaster'lar falan oluyor. Bir de tabii ki military puanını alacağız. Aynı zamanda buradan admin puanımızı alıyoruz. Buradan admin advisor. Bir de religious diplomat alalım. Çünkü çevremizdeki birçok ülke Katolik dinine mensup. Hristiyan. Onlarla ilişki geliştirmemiz bizim daha az koalisyon yememize yarayacak. Hatta belki hiç koalisyon yemeyiz. Nasıl okunuyor bu? Amına koyayım, okuyamadım bunu. Her neyse, bunlardan diplomatic power, patronage of the arts, diplomatic advisor borcumuzu alalım %1 faizle. Bir de buradan ben paper alacağım monopoli olarak. Güzel para geldi baksana. Daha oyunun başında 800 duka parayla başlıyoruz abi. Süper. Sonra da seize land baby. Evet, estetlerimiz bu şekildeydi. Rival'lara gelince ben şu anda güzel bir başlangıç yaptım. Burgonya beni rival almadı. Şu anda tabii hostile bakıyor ama Burgonya ile bir ilişki geliştireceğim. Aynı zamanda Avusturya ile rival'lar. Avusturya'yı da düşman olarak görüyor Burgonya. Bu yüzden Avusturya'yı rival olarak almayı düşünüyorum. Zaten benim de düşmanım. Şöyle Avusturya'yı rival aldım. Bu Burgonya ile aramın biraz daha iyi olmasına yarayacaktır. Burgonya ile aramın iyi olması şu yüzden önemli. İleride bir Burgundy Inheritance etkinliği oluyor. Bu adamların tahtı size geçebiliyor. Komple bu topraklar beleşe size gelebiliyor. O yüzden bunlarla aranızın iyi olduğu bir senaryo sizin için daha güzel bir başlangıç olacaktır. Size tavsiyem, eğer Burgonya sizin rival'ınız falan oluyorsa oyun başında, birkaç kere çıkın tekrar girin. Bunu en azından şöyle hostile olsun, size rival olmasın, o şekilde düşürmeye çalışın. Bir diğer rival'ımız İngiltere olacak. İngiltere bizim ezeli düşmanımız. De Litvanya beni rival almış. Bunu rival almam hiçbir şeye yaramayacak. Ama hadi bunu alayım. Zaten Polonya'ya düşecek büyük ihtimalle PU. Bunların Liberty Desire'larını düşürmekle uğraşmayın oyun başında. Kendisi zaten düşecek zamanla. Puan dağılımınız bu şekilde olacak başlangıçta. 4-2-4 bir kralımız var. Yani fena değil. Moral of Army falan da veriyor. Advisor'lardan, ucuz olanlardan alacağız. Misyoner gücü başlangıçta hiç önemli değil. National Tax Modifier'ı tercih ederim. Diplomatic Reputation varsa kesinlikle bunu alın. Liberty Desire'larını düşürecektir vasallarınızın, gördüğünüz gibi düşürdü. Military'de de Manpower Modifier olabilir. Disiplin ve Moral of Army varsa onlar güzel olabilir. Manpower Modifier varmış. Ben onu alacağım. Fokusunuz diplomatikte kalabilir dostlar. Ama eğer hızlı askeri teknoloji benimsemek istiyorsanız askeri teknolojiye geçirebilirsiniz. Toprakları korlarken sıkıntı yaşamak istemiyorsanız admine geçirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem ya böyle kalsın ya da military'e geçirin. Bu arada şuradan bir görev alacağım ben. Biraz daha loyalty'leri artsın bu arkadaşların. Papa ile ilişki geliştirme görevi geldi. Papa ile zaten aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Kendileriyle elay da olabiliriz bu arada ya. Aynen, papayı biz elay alalım. Excommunique riski ortadan kalksın. Başlangıçta ilişki sıkıntıları yaşayacaksınız bu şekilde. Bu arada Promise'la elaylığımız söz konusu oyunun başında. İngiltere Savaşı'nda yanımızda olabilir. O yüzden kalsın. Hatta şöyle bir curry favors diyelim. Hızlı bir şekilde favor kasalım. İngiltere Savaşı'na geleceğini düşünüyorum. İkinci elayımız da tabii ki Castile olacak. Castile de İngiltere Savaşı'na yardım edebilecek bir müttefik bizim için. O yüzden Castile alacağız ama tarihi ilerletmemiz gerekiyor tabii ki. Şöyle ilerletmemiz. Evet, Castile'i de bu şekilde ally olarak aldım. Evet, İngiltere'ye direkt savaşı açacağım abi. Bir etkinlik var, main etkinliği. Onu da bekleyebilirsiniz. Ama ben beklemenizi tavsiye etmem. Hiç gereği yok. Direkt savaşı açın, girin. Bordeaux'tan girelim direkt ya. Portekiz geliyor yanında. Gelsin. Portekiz'in gelmesi daha da iyi oluyor. Hiç sıkıntı yok. Bu arada oyunun başında iyi bir komutanınız var. Hatta iki tane komutanınız var. Bu iki komutanı değerlendirin mutlaka. Kuşatma yetenekleri olan komutanlar. Bu çağda komutanınızın kuşatma yeteneği varsa gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Kullanmanızı tavsiye ederim dostlar.
Gemilerinizi kesinlikle limandan ayırmayın bu İngiltere Savaşı'nda. Çünkü zaten Portekiz de yalay. Aynı zamanda İngiltere oyunun en güçlü donanmasına sahip. Bırakın gemileriniz burada kalsın. Dışarıya çıkartırsanız kırar elinize verirler dostlar o gemileri. Haberiniz olsun. Bu arada ben Osmanlı'la bir ilişki geliştireceğim. Kendisiyle yalay kovalayacağım. Bizimle yalay olabilecek bir devlet. Provence'la evlenmeyin. Bu savaştan sonra Provence'la işimiz olmayacak çünkü. Şu anda sadece bu savaşa belki gelir diye tutuyorum. Onun haricinde Provence'la pek bir işimiz yok. Abi çok erken geldim be. Çok erken geldim be Milan. Böyle bir etkinlik gelebiliyor ama daha çok ilerleyen zamanlarda geliyordu bu etkinlik. Biraz hızlı oldu. Daha bir iki yıl geçti ve böyle bir etkinlik geldi. Milan'ı Personal Union'a düşürebiliyoruz bu etkinlikte. Bize Casus Belli veriyor. 25 yıl süresi var, alacağım. Belki kullanırız. Evet, dediğim gibi Provence savaşa bir süre sonra geliyor. Şöyle call to arms diyelim ve girsin savaşa bizimle. Evet, yine 500 gün süren bir kuşatma abi. Oyun yine şaşırtmıyor. Evet, size de böyle bir etkinlik gelirse bunun ne olduğunu size söyleyeyim. Estetlerimize toprakları verdik ya hani. İşte admin puanı karşılığında, militeri puanı karşılığında ve diplomatik puan karşılığında topraklarımızı estetlere verdik. Estetler bu etkinlikte diyor ki biz bu toprakları geri verelim sana ama ülkemizdeki şehirlerin otonomisi %25'ten fazla düşmesin diyorlar. Yani en düşük otonomili şehrimizin otonomisi 25 olsun diyorlar. Bunu ben kabul etmeyeceğim. Çünkü otonominin yüksek olması bizim işimize gelmez. Tüm otonomileri düşüreceğiz abi. Sıfıra kadar indireceğiz. Amacımız bu her zaman. Evet, güzel bir etkinlik geldi. Buradan stability'yi koyacağız cebimize galiba. Diğerlerini almaya gerek yok ya. Evet, stability. Nice baby. Evet, Portekiz'de olan savaşımı bu şekilde bitireceğim. Şu toprağı almamın sebebi mükemmel bir trade noktası abi burası. Buradaki trade'ine bir darbe vurmak istiyorum Portekiz'in. Aynı zamanda burada bir toprağım olsun ki tekrar Portekiz'de savaşıp kendisini yutabileyim. Warrap alabiliriz ve parasını alabiliriz. 345 tuka para veriyor. Gayet güzel. Başka hiçbir şey almaya gerek yok. Bu şekilde bitirdim. İngiltere'yle olan savaşımızı da bu şekilde bitireceğiz. Bu şekilde bitirmemin sebebi şurada mesela kalayı var. Bu kalayı alabilirsiniz. Evet, güzel bir ticaret noktası aynı zamanda ama benim bu şekilde bitirme sebebim İrlanda'ya sıçramış oluyoruz dostlar. Buradan hemen hızlı bir şekilde İrlanda'yı fethedeceğiz. Ondan sonra İskoçya'ya gireceğiz. İskoçya'dan da İngiltere'nin geri kalanına hükmedebiliriz. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Şu ana karadan da toprak koparabilirsiniz İngiltere'den. Mesela şuradan burundan girebilirsiniz. Ama ben önce İrlanda'yı halletmek istiyorum. Ondan sonra İngiltere'ye döneriz. Biraz para aldım. Warrap de istedim. Onu da verdi. Hadi güle güle. Evet. İlk savaşımız bu şekilde bitti. Bu arada görev ağacından bahsetmeyi unuttum. Fransa'nın çok güzel bir görev ağacı var ya. Çok güzel. Yani nereye çevirirsen oraya gider abi. Öyle söyleyeyim. Bu savaş bittikten sonra bu iki görevi yapmış olduk. Şunu aldığınız zaman Provence'da size güzel iki tane permaclaim verecek. Provence civarında. Bunu aldığınız zaman da Britanya'ya karşı bir subjugation, yani masala düşürme kasus belisi kazanacağız. Aynı zamanda tüm Britanya'da permaclaim'imiz olacak. Hemen şunu alalım. Şöyle bu görevi de alalım. Bu görev de bize Fransa anakarasında birçok permaclaim verecek. Bunu da aldığınız zaman size ekstra bir stability ve 50 admin puanı verecek. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bu arada gördüğünüz gibi Burgonya artık beni seviyor. Kendisiyle hemen bir royal marriage yapacağım. Burgundy inheritance geldiği zaman devletin bize kalması büyük bir ihtimaldir. Ya bize kalıyor ya Avusturya'ya kalıyor zaten. Umarım bize kalır. Elay da olacağım kendisiyle şimdi. Hop, Elay'ı da aldık. Güzel. Ve hemen Provence'da olan Elay'ımı bozuyorum. Çünkü kendisine savaş ilan edeceğiz. Bu arada Alençon vasal olarak geliyor bize. Evet, Britanya'ya savaş sebebimiz gelmişti. Kastil ve papalık bize desteğe geliyor. Aragon'un savaşa gelmesi bizim için önemli değil. Kendisi gelebilir. Subjugation'dan girmeyeceğim kendisine. Boş yere uğraşmaya gerek yok. Direkt Conquest savaş sebebinden gireceğim, alacağım, geçeceğim. O zaman let's go. Evet, siege ability'miz de %10 artıyor. Güzel. Aragon'la da bu şekilde bitireceğim savaşımı. Kendisinden çok fazla toprak almayacağım çünkü bana karşı bir koalisyon kurulmasını istemiyorum. Şu toprak kritik öneme sahip dostlar. Çünkü bu toprakta Katalonya'yı çıkartabiliyorsunuz ve Katalonya'nın gördüğünüz gibi diğer topraklarda koru var. Bir sonraki Aragon savaşımızda bu bize çok yardımcı olacak. Bir de alabiliyorsanız şuradaki Castellón şehrini alabilirsiniz. Bu Castellón'u alırsanız da buradan Valencia'yı çıkartıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 3-4 toprakta da onun koru var. Ben şimdilik orayı alamıyorum çünkü İspanya fethetmiş orayı. Bu şekilde bitiriyorum. Güzel de para verdi bu arada. 400 luka. İyi. Okey. Evet, Britanya'yı da full annex yapıyorum. Minik, çok minik bir koalisyon riski var. Olsun. Ve böylece Subjugate Britanny görevimiz de bitmiş oldu. Buradan da 100 diplomatik power'ı koyduk cebimize. Evet, otonomilerimiz artmış. Hemen düşürelim. Biraz isyan yiyeceğiz ama
olsun. Evet, şimdi bir süre bekleyeceğiz. Provence'da turusumuz var. 3 sene. Provence'da turusumuzun bitmesini bekleyelim. Provence'a bir dalarız. Sonra Portekiz'e dalabiliriz. Ve İrlanda bölgesine tabii ki saldıracağız. Hatta şöyle claimlerimiz varmış. Onları da alalım. Evet. Claimlerimi dağıttım. Hemen savaş açmayacağım. Biraz bekleyeceğim. Evet, bu arada şöyle galley sayılarımızı arttırmamız gerekiyor. Denizlerde üstünlüğü sağlayacağız. Oyuna 2 heavy ship'le başlıyormuşuz bu arada. Gayet güzel. Şöyle 20'ye kadar bassın o zaman. Kastil Granada savaşına çağırıyor. Geliriz acı. Manevi desteğimiz sizinle sevgili Kastil. Gerçi bizim çocuklar gidiyor hemen koşa koşa. Evet, papalıktan papalık puanlarımızla buradan diplomatik aneksiyon alabiliriz. Manpower da tercih edilebilir. Yani bu sizin biraz da oyununuza göre dostlar. Yani eğer biraz daha paranız artsın istiyorsanız buradan National Tax Modifier da alabilirsiniz. Ya da bina falan basıyorsanız bu daha iyi olur. Ben bunu alacağım açıkçası. Biraz daha hızlı annexlemek istiyorum vasallarımı. Şu an savaştayız. Savaş bittikten sonra annexlere başlayabiliriz. Buradan doktrin olarak Galley Combat Ability alacağım tabii ki. İngiltere donanmasına karşı güçlü olmamız gerekiyor. O yüzden Galley Combat iyi bir tercih olacaktır. Evet, şöyle trade kısmından marketplace'leri yaptığınız zaman gördüğünüz gibi Bordeaux'un ticaret gücü ne kadar artıyor, Paris'in ne kadar artıyor. Bunları mutlaka yapın. Ulan o kadar düşük tutmaya çalıştık, bu adamlar yine hallem etti 100 oldular ya. Vay arkadaş. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, ilk government reformumuz geldi. Buradan bunu tercih edebiliriz. Çünkü nobility'lerin influence'ini -10 düşürecek. National Tax Modifier da veriyor. Nobility'ler biraz daha sakinleşecek mi? Yok. O kadar çıkmış ki. Ha tamam, güzel. Evet, bir sonraki savaşımı Provence'a karşı yapacağım. Biraz geç bile kaldık. Florence geliyormuş yanında. Papalığı çağırmaya gerek yok aslında ya. Ben hallederim bunu. Evet, şöyle borcumuzu çekelim ve medeniyet diyelim. Rönesans'ı benimseyelim değil mi? Evet, Provence'da olan savaşı da bu şekilde bitiriyorum. Minik bir koalisyon riskimiz var. Umarım koalisyona girmezler diyelim. Evet, Provence'ı fethettiğimiz için de bu görevi de yapmış olduk. Hemen alalım perma claimlerimizi. Şöyle Burgonya civarında falan bayağı claimimiz oldu. Oo, Paris'e bir tane kilise yapacağım ve aylık 0.33 duka getiri sağlayacak bana. Gayet iyi abi. Bas 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 bas. Her yere bas. Evet, bana koalisyon açtıkları için papalık zımbırtılarından bunu alacağım. Biraz daha hızlı bir şekilde ilişki geliştirelim. Koalisyon dağılsın. Hazır koalisyona girmişler. O sırada biz de annex işlemleri yapalım bari ya. Mesela şu Orleans'ı annex diyebiliriz. Evet, böyle bir etkinlik geldi. Bu da tarihsel bir etkinlik. Osmanlı ile alakalı. Osmanlı'ya karşı bize kutsal savaş sebebi veriyor. Eğer amacınız Napoli'ye PO düşürüp oradan Osmanlı'ya sıçramaksa bence kullanılabilir. Ama onun dışında çok da önemli bir kasus belli değil açıkçası. Bu arada İngiltere buralarda büyümeye başladı. Bizim acilen buraya girmemiz lazım abi. İngiltere'yi burada büyütmememiz lazım. Evet, şöyle bir savaş başlatıyorum Ulster'e karşı. Kildare, Desmond ve Tyconnell de geliyor. Bunların üçünü de yutmaya çalışacağım bu savaşta. İngiltere'ye bırakmamamız lazım burayı. Ben şöyle şuraları bir alayım. Evet, İngiltere'ye karşı da hemen savaşımı başlatıyorum. Portekiz falan geliyor. Gelsin. Bizim yanımızda da Kastil falan var. Burada yakalarsak wipe mı? Of. Çok güzel. Bunu da burada wipelarsam tadından yenmez. Hadi oğlum. Ah be, wipelayamadık burada. İngiltere'nin 9000 askeri kaldı. Gerisini wipeladık. Devam. Aga be, çıkamadık ya. Hadi bakalım İngiltere. Şimdi ben seni sikmedim mi? Şuradan savaşa girmeden önce Portekiz'in topraklarını ilgi alanınıza ekleyin. Yoksa gördüğünüz gibi Kastil hepsini kendine almış. Ben buraya yoğunlaşmıştım. Kastil halletmiş burayı. Okey. Evet, bu arada ilk fikrimiz geldi. Fransa'nın zaten kendi fikirlerinde şurada bir %20 moral of army görüyorsunuz. Bu çok iyi bu arada yani. %20 moral of army gerçekten iyi. Ofansif gidirebilir. Siege ability'miz bayağı artar. Aynı zamanda disiplin geliyor. İnfluensi tercih etmeyi gerekmiyor açıkçası. Influence olsa da olur, olmasa da olur. Zaten 2-3 tane küçük devlet yani. Bunları er ya da geç annexlersiniz. Vasal alabileceğiniz çok fazla devlet de yok burada. Influence gereksiz bence. Administratif gidilebilir tabii ki. Core creation masraflarımız düşüyor. Ama ben biraz daha askeri gitmek istiyorum ya. Ofansif alacağım ben. Quality de olabilir aslında lan. Bilmiyorum, çok kararsız kaldım ya. Abi ofansif alıp geç ya, ne uğraşıyorsun. Evet, Orleans'ı annexledik bu arada. Portekiz bizden barış dileniyor. Kendisiyle bir barış yapalım. Şurayı bana verir misin? Tamam. Açores ve Madeira. Şuradaki adalarını da alıyorum Portekiz'in. Ve Ceuta'yı alıyorum. Buraları alamıyorum çünkü gördüğünüz gibi İspanya kendisine almış. Yavşak. İngiltere'lerini de boz lan sen. Kabul etmiyor musun? Niye? Edersin. Biraz az para ver bana. Okey, bu şekilde bitirdim. Ceuta'nın kontrolünü almamız iyi oldu. Şimdi hemen buradan Fas'a saldırabiliriz. Fas'ın yanında Aragon geliyor mesela. Aragon'un gelmesi de iyi oldu. Kastil yardım eder bize. Bir şeyler yapılır ya. Bakalım. Buna kodumun İngiltere'si. Böyle de halılarlar adam işte. Bu ne arkadaş, herkes koalisyona girdi be. Oo, government capacity'yi doldurmuşuz bu arada bak. Hemen sevgili clergy'lerden alabiliriz sanırım. Evet alalım. Bu arada artık İngiltere donanması diye bir şey de kalmadı. Gayet güzel bir savaş oldu bizim için. Londra da düştü. Hadi oturalım masaya İngiltere.
Şöyle şu arkadaşı direkt aldım. İngiltere ile de böyle bir anlaşma yapmayı tercih edeceğim. Londra'yı falan almayacağım çünkü çok fazla overextension yiyoruz. Deli bir koalisyon kurulabilir bize karşı. Ama bunların çoğu zaten şu anda koalisyonda bize karşı ya. O yüzden bum şakalakla baby. Evet, şimdi tekrardan biraz durulma zamanı tabii ki. Koalisyona hemen girdiler. Hiç durmadılar bile yani. Hemen girdiler koalisyona. Evet, tüm dünya bizimle koalisyona girdi. Harika. Hayda. Rival seçtirtiyor bize ve ikisi de benim elayım şu anda. Öyle bir saçmalık var mı ya? Birinden vazgeç diyor bana. Vallahi hiçbiriyle rival olmadım. Ne Kastille ne Burgonya'yla. Daha üzerine de Polonya'yı buradan elay alabilirim. Hatta alacağım. Biraz diplomatik puan sıkıntısı yaşayacağız evet. Ama buna değer. Bize savaş açmasınlar abi koalisyondakiler. Çünkü çok deli bir koalisyon kuruldu bize karşı şu anda. Evet. Yeni hükümet reformumuz geldi. Yani klasik olarak ben bunu alacağım yine ya. Merkezi monarşi bürokrasisi Türkçesi bunun. Otonomileri falan düşürüyor her yerde. Gayet güzel bir hükümet reformu olduğunu düşünüyorum. Sevgili ailenin çoğunu annekslemeye başlıyorum. Amına kodumu koalisyonu. Koalisyon bizi bayağı geriye düşürdü ya zaman olarak. Dağılmasını bekliyorum şu anda. Arkadaş iki toprak alıyoruz hemen isyan ediyorlar. Hemen bir koalisyona falan girişiyorlar ya. Sanki ne yaptık arkadaş? Evet çok hızlı bir şekilde Alençon'u annexlemeyi başardık. Bu arada Age of Discovery zımbırtısı geldi. Hemen buradan Aggressive Expansion Impact'i alalım. Ve koalisyonun dağılmasını bekleyelim. Artık Moskova gelmiş rival olarak. Moskova'yı alalım. Evet bu arada İskoçya ile olan elayımı bozacağım. Oha 35k mı? Bu ne oğlum? 35k isyancı mı olur lan? Allah geçmiş olsun Kastil ne diyeyim. Yes baby. Burgundy artık personal union'ımız. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Evet gördüğünüz gibi tüm PU'larıyla beraber Burgundy artık bizim PU'muz oldu abi. Gayet güzel. Ve Burgundy'yi Junior Partner'imiz de yaptık. Kutsal Roma'nın başına yese geçmiş ya inanılmaz. Ben de diyorum neden Avusturya'ya savaş açmadık? Bir event tetiklendi az önce de. Yani normalde Avusturya oluyordu. Avusturya HR'nin başında olmadığı için Hesse varmış başında. Hesse'ye savaş açtık biz de. Güzel oldu bu. Bu arada Milan'a olan Casus Belli'yi de kullanamadık. Yapacak bir şey yok ya sağlık olsun. Evet ikinci fikir grubumuz geldi. Yani burada biraz da tercih meselesi şimdi. Eğer kolonici bir Fransa oynamak istiyorsanız Exploration gitmeniz lazım. İşte yeni dünya keşifleri falan. Ama bizim yeni dünyayla falan işimiz yok. Biz vur geç abi. Vur geç. O yüzden ne almamız burada doğru olabilir? Diplomatik güzel olabilir. Diplomatik hatta çok iyi olur ya. Diplomatik alacağım. Aynen. Çünkü şu Province War Cost diyor ya. War Score Cost. Bu çok güzel. Yani %20 düşürüyor ve daha fazla savaştan toprak elde etmemize yarıyor. Aynı zamanda işte koalisyonlarda olduğu zaman diplomatik ilişkilerimiz fazla. İlişki geliştirmelerimiz hızlı. Diplomatik reputation falan da alıyoruz aynı zamanda. Bu bayağı işimize yarar. Yani özellikle şu bölgedeyseniz, Avrupa bölgesindeyseniz özellikle gerçekten diplomatik fikir çok işinize yarar dostlar. Of hala dağılmadı koalisyon ya. Mal gibi kaldık öyle. Kastil Fas'a saldırdı. Yanında Aragon falan geliyor. Şöyle yapalım mı? Şöyle interestlerimi ben sana göstereyim kardeş. Buraları istiyorum. Verirsen güzel olur. Evet ben de Porto'ya bir claim attım ve kendisine saldıracağım şimdi. Fırsattan istifade biz de buraya alalım. Bu koalisyona girmemiş her nasılsa. Büyük bir hata bu arada. La gemileri unuttuk la. Verdi elimize. Evet Porto ile savaşımı bu şekilde bitirdim. Alabildiğim kadar aldım toprak. Evet Aragon'dan da bir iki tane. Bir tane mi toprak varmış? Bir tane toprak varmış. Güzel. Evet Bohemia'da elay geliyormuş bize. Onu da elay aldım. Hatta Naples'ı da elay aldım. Herkese elay aldım abi. Ve artık top basabiliyoruz. Hemen ordularımıza top ilave etmemiz lazım. Hayda. Kastil bize hostel bakıyor abi. Niye hostel bakıyorsun ki bana sen şimdi? Yani Portekiz'i öyle yiyince biraz kızdı herhalde kendisi bana. Okey bura. Age of Discovery'nin ikinci zımbırtısı da geldi. Şunu alabiliriz ya. Belki işimize yarar bu. Çok fazla isyan yiyoruz çünkü. Ben bunu almayı tercih ettim. Evet annexlemeye devam. Sıradaki arkadaş Bourbonnais. Evet Bourbonnais annexlendi. Bizim helaller savaşıyor. Şu anda annexleyemiyorum savaşta olduğumuz için. Savaş bitince geriye kalanları annexlemeye devam ederiz. Kastil bizimle helaylığını bozmuştu değil mi? Madem öyle gel bakalım. Evet bir yeni government reform daha. Yani burada en mantıklısı bu ya. Her yere church basıyor zaten. Evet sevgili Kastil'le bu şekilde savaşı bitiriyorum. Şuradaki altın madenini de kaptık. Çok iyi lan. Koalisyon da yok ha doğru düzgün. Ve koalisyondaki herkes koalisyondan çıktı. Gayet güzel. Hemen sevgili Foix'leri annexleyelim. Aynı anda Armagnac'i de annexleyelim. Güzel artık koalisyonda olan kimse yok. Bir İngiltere ile Aragon kaldı. Onlar da savaş açacak yürek yok zaten bize karşı. Şimdi biraz toparlayacağız. Kor işlemlerini bitireceğiz. Ordumuzu toparlayacağız. Yıkık ekonomimizi toparlayacağız. Şuraya bak bir dünya borç almışım. Ondan sonra tekrar savaşmaya devam.